Sağlar Sektör Önenleri izleyicileri, size Elazığ'dan sesleniyoruz. Yazık Konak Veteriner Kliniğin konuğuyuz. Yanımızda Hikmet Bey var. Hikmet Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Hikmet Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben öğrencilik hayatım dahil bu sektörden veya bu işten haz aldığım için pek ayrılamadım. Öğrencilik hayatım dahil 4 veya 5 yıl oldu içindeyim sektörün. Hiç çıkmadım ama klinik sahibi olmamı soruyorsanız 2 yıl oldu. 2 yıl şöyle çok kısa bir süre görünebilir ama bayağı şeyler yaşandı. Bizim sektör bayağı hızlı bir sektördür. Özellikle mesleğim gecesi gündüzü yoktur yani. 2 yıl normal bir mesai işi gibi görünse de değil. Mesaimiz yok. 12, 1, 2, gecenin 3'ünde doğum oluyor. Veya sabahın 5'inde kendinizi sezeryanda bulabiliyorsunuz. 2 yıl uzun bir süreç bizim meslekte. Yaklaşık 4 yıl oldu ama. 4 yıl. Hı-hı. Çok uzun bir zaman dilimi. Peki müşterilerinize verdiğiniz hizmetlerden biraz bahsedebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Biz daha çok şöyle söyleyeyim, danışmanlık veya koruyucu hekimlik yapıyoruz. Çünkü hayvancılık sektörü bizim ülkemizde gelişmekte olan bir sektör. Üst çıta biz değiliz şu an. Bu üst çıtayı bulmak için her gün çabalıyoruz. Bu yüzden genelde danışmanlık veya koruyucu hekimlik yapıyoruz. Tabii bunun yanında teşhis tedavimiz her zaman etkin bir şekilde devam ediyor veya yönlendirmemiz her zaman devam ediyor ama genelde koruyucu hekimlik yapıyoruz. Peki ileriye dönük plan ve projelerinizden biraz bahsedebilir misiniz bizlere? Şöyle biz özellikle serbest çalışan veteriner hekimler sınırlı imkanlarla iş yapıyoruz. Daha çok 5 duyu organıyla muayenemizi yapıyoruz. İşte kulağımızla, palpasyon, el veya görmeyle, duymayla, bu tarz duyu organlarıyla daha çok sahada gerçekleştiriyoruz muayenemizi. Bunu hepimizin isteği şu, ileride daha çok entegre sistemler, alet edevatın, teknolojinin girdiği sistemleri hayal ediyoruz. Ki bunu gerçekleştiren meslektaşlarımız var. Hani büyük bir bütçe ayırıp tabii gerçekleştirebilen meslektaşlarımız var. Bir kan gazı cihazımız olsa burada tahliller yapabiliriz veya nasıl söyleyeyim, ultrason cihazımız şükür alabildik yani var ama çok ileri seviye geniş bir muayene aralığı yok. Bu tarz sistemleri, teknolojileri birleştirip özellikle çok hekimlerin, hani dahiliyecinin, cerrahicinin, doğumcunun veya tabii böyle bahsediyorum, doğum ana bilim dalı veya cerrahi ana bilim dalının bulunduğu bir hastane, hem kedi köpek, hem at, hem büyükbaşın, hem koyunun bakıldığı bir hastane hepimizin, her meslektaşımın hayalidir. Bu hayalin biraz daha ötesine geçip artık gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunu yapabildiğim kadar şimdiden gerçekleştirmeye çalışıyorum. Alet edevatlarımı şimdiden toparlamaya başladım yani. Peki şubeleşmeye yönelik bir planınız var mı? Şubeleşme değil de daha çok kompleks bir şey düşünüyorum. Hani veteriner hekim hizmetleri verilen bir bölüm. Yanına çiftçinin getirip ürünlerini bırakıp satabildiği, yani bir pazar oluşturabilme hayali var. Yan tarafında sütçünün süt besicilinin yaptığı işi kolaylaştırmak için en basitinden bir sağım makinası koyabilirim veya bir suluk koyabilirim. Kompleks bir şey oluşturmayı düşünüyorum. Şube şu konumda beni genişletmez, daraltır daha çok. Bu yüzden şu an şubeleşme değil de daha çok kompleks bir yapı oluşturmayı düşünüyorum ileriye dönük. Başarılarınızın daimini diliyoruz o halde. Peki burada sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şöyle, başta da söylediğim gibi bizde bölgesel coğrafi konum yüzünden çok kedi köpek, yani pet hekimliği yok. Daha çok büyükbaş hekimliği var. Büyükbaş hekimliğinde de takdir edersiniz ki insanların çoğu ekonomi
ekonomik bakıyor yani, kazandırmasını istiyor. Biz de işletmelerin, hayvan sahiplerinin kazanmasını istiyoruz. Onlara en büyük tavsiyem yapılan yanlış rasyon, yani yemleme hastalıkların %80'ini söyleyeyim. Yani ben istatistik bir şey yok elimde ama böyle sahada gördüğüm hastalıkların %80'i çok sık karşılaşıyor. Kesinlikle. Yem kaynaklı. Yanlış yemleme oluyor, barınma şartları aşırı kötü. Hani bu onların imkanı, buna bir şey söyleyemem. Belki imkanları olsa daha iyi şeyler yapacaklar. Ama basit şeyler yapılabilir. Örnek veriyorum, hayvan üşüyor diye bütün işletmeyi kapatıyor. Camları kapatıyor, havalandırmayı, hayvan içeride sıcaktan ölüyor. Her gün orada hastalık çıkıyor. Ben gidiyorum, geliyorum, gidip geliyorum. Ama benim de işim zorlaşıyor. Onların da ekonomi olarak bir ilaç, bugün çoğu etken maddenin yurt dışından geliyor. 5 liraya Avrupa'da üretilen bir ilaç bizim ülkemizde maalesef diyorum. Burada 60 liraya satılıyor, 70 liraya satılıyor. Onlar için hem bir külfet oluyor, hem benim için bir hani ekmek kazandığım, benim için söylüyorum, onlar için de söylüyorum. Ekmek kazandığım bir işletmeye gidiyorum. Adam bir o hayvan hastalanıyor, bir o hayvanı kazanmayınca, o kaybedince ben de kaybediyorum. Hani en büyük önerim hem barınma şartlarına hem rasyon, yani yemlemeye dikkat etmeleri. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız için. Bu kıymetli ve değerli bilgiler için çok teşekkürler. Evet. Sağ olun Hikmet Bey. Teşekkür ederim bize böyle bir fırsat sunduğunuz için, size de arkadaşlara.